komutanım bana sesleniyor. Oysa biliyor cevap veremeyeceğimi. Çünkü az önce sol bacağım kafasının birkaç santim üstünden uçtu gitti. Ölüm hep yanı başımızdaydı. Aldığımız her nefeste, içtiğimiz her yudumda, her gülüşümüzde, her adımımızda, sırdaşımız, dostumuz, tek yarimiz ölümdü. İşte kavuştuk. Ben halimden memnunum ama ya geride kalanlar? Karım, 4 sene önce evlendik. Bu 4 senede 4 kere görüşmüş müyüzdür bilmiyorum. Az sonra bir albay ve psikolog çıkacak karşısına. Bir de ambulans. Zaten görür görmez bir yangın düşecek içine. Artık her söz, her kelime anlamsız. Önce sadece bakışacaklar. Sonra şehit olduğumu söyleyecekler. O an yüzleşecek. Ağlamamak için tutacak kendini. Bir an, son görüşmemiz aklına gelecek. Beni uğurlaması, kurduğumuz bahçeli ev hayali, bahçeye ekeceğimiz sebzeler. İşte hepsi uçup gitti. Ve ölene kadar beni asla unutmayacak. Kara haber tez yayılır diye boşuna dememişler. Gerçi buna kara haber denmez ya. Neyse. Babamın yüzüne iyi bakın. Onların zırh delen mermileri var. Babamın da yürek delen bakışları. Yüzündeki vakarlı duruşa bakın. Bir yanda evlat acısı, diğer yanda oğlunu şehit vermenin gururu. Bu bakışlar ne filme sığar, ne bir kitaba. Gözünden bir damla yaş akmayacak. Ki bu, bizi yenemezsiniz, boşuna uğraşmayın demenin bir başka yolu. Bir anama üzülüyorum. Her telefon çaldığında yüreği hop ederdi. Her aradığımda, daha ilk anacığım dediğimde, gözyaşları yanağına süzülmeye başlar, iki kelime edemeden hıçkırıklara boğulurdu. Hakkını helal et anacığım. Oğlun şehit oldu. Arkamdan duanı eksik etme sakın. Hoş, etmezsin ya. Vatan size, siz Allah'a emanet. Beni merak etme anacığım. Bana burada çok iyi bakıyorlar. Gözün arkada kalmasın. Komşularımız, çocukluk arkadaşlarım, tüm akrabalarım, köyümüzden şehit çıktı diye herkes bilsin isteyecekler. Bütün köy Türk bayraklarıyla donanacak. Her biri bir gurur nişanesi.
Bakmayın siz gözyaşlarına. Hepsi gururlu. Bir de bizim kör imam Salim Sela'yı okudu mu tamamdır. Ah bir duysanız ne yanık sesi vardır. Sevgilin mi? Evet. Ne iş yapıyor? Asker. Ah be kızım, ne güzel de kızsın. Bulamadın mı şöyle doğru dürüst işi olan bir adam? Mesela bankacı gibi filan. Asker karısı olmak zordur. Benim babam albaydı. Rahmetli annem neler çekti bir bilsen. Aylarca yapayalnız kalırdı. Ben beklerim. Biz birbirimizi çok seviyoruz. İyi günler. İyi günler. Hanımefendi bizimle geliyorsunuz. Pardon? Bizimle geliyorsunuz. Neden size gelecekmişim canım? Polis misiniz siz? Ne oluyor? Lütfen zorluk çıkarmayın. Bir yanlışlık olmuş beyefendi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Beyefendi bir yanlış anlaşılma var. Yanlışlık yalnız. Falan yok. Çantamı ne yapıyorsunuz? Bırak kolumu. Beni böyle götüremezsiniz yalnız. Akıllı da bir kıza benziyordu. Hay Allah kim bilir ne yaptı. Beyefendi bırak. Kim bu adam? Bilmiyorum. Bizle dalga mı geçiyorsun? Bu ne? Sevgilin değil mi bu? Evet, sevgilim. Ne zamandır tanışıyorsunuz? 2 yıl, belki biraz daha fazla. Seviyor musun onu? Seviyorum. Ne kadar? Ne biçim sorular bunlar? Bayağı soru işte, nesini beğenmedin? Anlat, ne kadar seviyorsun? Uğruna yurt dışındaki işimi, kariyerimi, her şeyi bırakacak, her şeyden vazgeçecek kadar. Evlenecek misin? Evet. Bakın beyefendi lütfen yani beni buraya getirdiniz bana böyle sorular soruyorsunuz. Ben anlamıyorum yani derdiniz nedir sizin ya? Hakkınızda hırsızlık ihbarı var. Ne? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Lütfen çantamı yerinizden açamaz. Kalkmayın. Bu ne? Bilmiyorum. Çantadan çıkan şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Senin değil o zaman. Hayır bu benim değil beyefendi yani. Bilmiyorum bu benim çantama nasıl girmiş bilmiyorum. Hep öyle derler zaten. Sizin olmadığına göre sevgiliniz daha evlenme teklifi etmedi. Etmedi. Etse ne cevap vereceksin?
Size ne bundan? Bakın ben hırsız falan değilim. Lütfen bırakın beni. Öyle kolay değil. Nasıl? Önce benim soruma cevap ver. Evet diyecektim. Evet. Bakın işlemediğim bir suç yüzünden beni burada tutamazsınız. Ona hakim karar verecek. Ne hakimi? Ben yapmadım diyorum. Bir, beyefendi nereye gidiyorsunuz? Durur musunuz bir dakika? Işıklar nereye gitti? Beyefendi! Bakın size bir saattir anlatıyorum, tamam mı? Ben masumum. Seni adi. Bir şey söyleyeceğim. Riski göze alamaz değil mi? Önceden cevabı bilmem lazımdı. Ama önceden cevabını bilmem lazımdı. Onun için risk alamazdım. Bir dakika dur. Kesme bir dakika. Önceden konsantre olmam lazım. Çok zormuş. Benim için hayatımdan vazgeçtin. Verdiğim bütün emeklerden, hayallerinden. Her dakika şunu düşünüyorum. Ben buna değer miyim? Ya bugün pişman olursa diyorum. Ya mutlu edemezsem onu. Ben senin için hayallerimden vazgeçmedim. Ben hayatımdaki bütün fazlalıkları çıkarttım. Geriye sen kaldın. Seni mutlu etmek için her şeyi yapacağım. Ben de bana bu yaptığını fitil fitil burnumdan getirmek için her şeyi yapacağım. Pislik. İşte hayatına renk kattım. Daha ne istiyorsun ya? Gidelim, karnım çok acıktı. Hı. Ama önce... Parmağınızı lütfen. Tam oldu. Bravo. Çok pardon. Çok pardon. Bir şey olmadı değil mi? Kusura bakmayın. Önemli değil. Aşkım ya, ben bir para çekip geleyim mi? Tamam, hadi bekliyorum ben. Tamam, geliyorum.
Yavuz? Çık, hemen çık buradan. Hemen çık, uzaklaş. Çık buradan. Ne oluyor? Çık. Canlı bomba olabilir. Askerim ben. Hemen polise haber. Ne diyorsunuz? Çabuk polise haber ver. Sakin. Pardon, bir geçelim. Pardon. Komutanım, iyi misiniz?
Merve! 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 Merve, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ne yapıyorsun? Şşş. Nişanlım ağır yaralı. Acil hastaneye gitmesi lazım. Her gece mesaj atıyor. Ben de cevap vermiyorum. Cık, verme verme. Erkek değil mi? Sürülsün biraz. Aynen öyle. Şeytan azapta gerek. Başhekim. Bahar Hanım, bir bakar mısınız? Hemşirelerle bu kadar samimi olmandan hoşlanmıyorum. Ne var anne? Muhabbet ediyorduk sadece. İleride bu hastanenin başhekimi sen olacaksın. Çalışanlarımızla arandaki mesafeyi korumak zorundasın. Sadece muhabbet ediyorduk. Sınavlarına hazırlanıyor musun? Ben acil doktor olmaktan gayet memnunum. İnsanlarla birlikte olmak hoşuma gidiyor. Bahar, ben seni daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Herkes yüksekleri hedeflemek zorunda değil. Ben böyle gayet mutluyum. Ben değilim. O zaman kendine mutlu olacak bir şey bulsan çok iyi olur. Çünkü bu benim hayatım. Yayınımıza son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğu bildiriliyor sayın seyirciler. Henüz bize ulaşan resmi bir açıklama yok. Olay yerindeki arkadaşımız Serhan'a bağlanıyoruz. Evet Ceren, elimizde şu an için olay yerindeki bir görgü tanığının telefonundan kaydettiği görüntüler var. Yaralılar hemen çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Ayrıca olay yerinde bir de polis memuru şehit oldu. Evet sayın seyirciler, şu an için ölü ve yaralı konusunda resmi bir rakam gelmiyor. Aman Allah'ım, Allah kahretsin bunları. Kimlerin yapmaya gideceğine dair emniyet yetkililerinin açıklamasını beklemek lazım. Hadi çabuk çabuk çabuk! Hadi çabuk çabuk! Hadi yandım! Hadi yandım! Hadi yandım! Hadi yandım! Durumu iyi değil. Çok fazla kan kaybetmiş. Mesut Bey'i çağırın hemen. Mesut Bey zaten ameliyatta. Günah'ın nerede? Çıktı 2 saat önce. Başka cerrah yok mu? Maalesef. Tamam alın hemen. Hemen efendim. Hepsini çağırıyorum. 1, 2, 3. Kanamasını durdurmamız lazım. Seti çıkarı müdahale edeceğim. Yapabilecek misiniz? Başka şansınız var mı? Buyurun. Başınız belaya girebilir. Hemen kanamasını durdurmamız lazım. Yoksa ölecek. Pardon, benim nişanlımı getirdiler de buraya. Adım Merve, bir bakabilir misiniz? Beyefendi, bilmiyorum. Baksanıza şuraya. Hafif patlamada yaralandı. Az önce buraya getirdiklerini söylediler. Adım Merve, bir bakar mısınız? İnanın bilmiyorum ama bekleyin lütfen. Biz gerçekten bilmiyorum. Sayın seyirciler, otomatik silahla etrafa ateş açan saldırgan vurulmasına rağmen bombayı patlatmayı başarıyor. Olaya müdahale eden sanıyorum bir polis. Yolcan kaybının artmasına engel oldu diye düşünüyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Evet, maalesef ekrana verebilirim. Tamam, doktor bey, doktor bey. Beyin nişanlımı buraya getirmişler. Adı Merve, bir bilginiz var mı? Beyefendi, gerçekten şu anda buranın durumu çok karışık. Bekleyin isterseniz siz biraz. Tamam. Şu an çok yoğun yalnız, görüştürmezler. Oturup içeride bir kere tabii bekleyin. İstanbul Valisi'nin ve Emniyet Müdürü'nün olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere saldırının olduğu alışveriş merkezine geldiğini görüyoruz. Üste İvan Bilal. Resmi gel bir açıklama gelecek. Olayla ilgili incelemeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz. Otur. Saldırıyı üstlenen oldu mu komutanım? Az önce komutanla görüştüm. İstihbaratla konuşmuş. Kösenin olduğundan şüpheleniyorlar. Görüntüler inceleniyor. Korkaklar.
Savaşı şehirlere taşıdılar. Sivilleri hedef alıyorlar. Tabii. Köşeye sıkıştıkça gözlerini kan bürüdü. Bu bataklığı kurutmadan bize rahat yok komutanım. Hepsi sırayla. Hepsi. Gel. Uzman çavuş Rasim. Söyle Rasim. Komutanım, Yavuz Üsteğmen'im de olay yerindeymiş. Ne? Teyit edemedim ama galiba nişanlısı ağır yaralı komutanım. İstanbul'a ilk uçak ne zaman, hemen öğrenin bana. Emredersiniz komutanım. Nabzı düşüyor, nabzı düşüyor. Kaybediyoruz. İki miligram adrenalin, çabuk. Kan kaybediyor, kan kaybediyor. Kalp masajı, hemen kalp masajı. Yasin vel Kur'anil Hakim, inneke leminel mürselin ala sıratim müsteqim. Tenzilel azizir rahim, litunzire kavmen ma unzire ba'uhum fehum gafilun. Lekad hakkal kavle ala ekserihim fehum la yu'minun. Ya Rabbi,
Nişanlı şehit oldu. Hep şehit karısı derlerdi. Şehit kocası olmak da varmış bu kadar da. Biri şehit olacaksa o ben olmalıydım komutanım. Kız. Allah canını alsın onları. Nasıl kıyıklar sana. Vazgeçti. Hayatında ben olmasaydım belki bunlar olmayacaktı. Belki şu an hayattaydı komutan. Olmuş olan da bir hayır vardır Yavuz. Sakın ola şehit ardından keşke denmesin. Sakın ağlama. Üzersin kızım. Ağlama sakın. Ağlama be evladım. Bana bak. Oğlumsun sen benim. Sen olmasaydın daha nicesini öldürmüştü o kansızlar. Allah'a yemin ederim ki bir kızım daha olsa sana veririm. Sakın oğlum. Başının eğilmesin. Canım, iyi misin? Atlatmaya çalışıyorum. Üzülme, senin bir suçun yok. Elinden geleni fazlasıyla yaptın. Başka çarem yoktu. Biliyorum. Ama o yaralıya senin müdahale etmemen gerekiyordu. Ne yapsaydım? Ölmesini mi izleseydim? Benden başka kimse yoktu. Ben sadece başının belaya girmesini istemiyorum. Bahar Hanım. Bunu ameliyathanede bulmuşlar. Sizin mi sanırım? Hayır, benim değil. Pardon o zaman. Pardon. Ben onunla ilgilenirim. Tabii. Buyurun. Kimin o? Hiç kimse değil. Böyle kaybettiniz mi? Önce bir ses, sonra bir sarsıntı, biraz duman, sonra çığlıklar. Birlikte kurulan hayallerin can çekişmeleri bu. Böyle kahpece gelince ölüm, geriye sadece öfke kalıyor. Öfkeden bir perde iniyor insanın gözüne. Öfke girince bir bedene, akıl çıkar gider. İşte o insandan korkun.
Saldırı planlayan üçüncü bir adam varmış. Köse olduğu söyleniyor. Evet, ben de duydum. Alaya dönmek istiyorum. Dinlen biraz, kafanı dağıt. Dönersin, acele etme. Merve'ye söz verdim, o herifi bulacağım. İntikam bizim işimiz değil. Duygularını karıştırma. Sen profesyonel bir askersin. Mahalle kabadayısı değil. Sakın intikam peşine düşüp de esas görevlerini ihmal etme. Çılgınlık yapma, sonu kötü olur. O kızın tek bir suçu vardı. Beni sevdi. Evlenmek istedi. O yüzden o gün, o saatte oradaydı. Yavuz, ilk defa sevdiklerimizi kaybetmiyoruz. Bu işimizin bir parçası, bununla başa çıkacağız. Sen herhangi biri değilsin. Üzülürsün ama ağlayamazsın. Gözyaşı akıtamazsın, yas tutamazsın. İntikam peşinde koşamazsın. Sen askersin, asker gibi davranacaksın. Taksi. Ne taraf abi? Havaalanı. Baban kaç kere uyardı benden habersiz dışarı çıkmayın diye. Of anne, bir haftadır otur otur patladık evde. İki gün sonra İstanbul'a gideceğim zaten. Birkaç hediye falan baksak. İyi. Ben de şuradaki dükkana gideceğim zaten. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Yine burada buluşalım. Lütfen fazla oyalanma. Tamam. Hadi öptüm. Hoş geldin kızım. Merhaba, hoş bulduk. Kısım nikahı, gel
Maşallah, güzel çalıyorsun. Nerede öğrendin? Teşekkürler. İstanbul'da konservatuvarda okuyorum. Neyse, size kolay gelsin. Eyvallah, selametle. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Polis sahil yolunu kapatmış. Çevreden geçiyorum. Niye kapatmış ki polis yolu? Arkadaşlar sahil yolu niye kapalı? Bilgi verebilir misiniz? Şu alışveriş merkezindeki saldırganı kıstırmışlar bir yerde. Adam kaçmış. İskeleye sığınmış diyorlar. Merhaba, kolay gelsin. Ben askerim de bir bakıp çıkabilir miyim ya? Olmaz kardeş, kusura bakma. Özel harekat yolda, geliyorlar. Tamam hocam, bir şey yapmayacağım zaten. Bir bakıp çıkacağım hemen. Ne oluyor burada? Komiserim askermiş. Geçeceğim diye tutturdu. Manyak mısın kardeşim? Zaten canımız burnumuzda. Uzaklaştırın şunu şuradan. Tamam. Gerek yok. Çekilin lan! Çekilin, vururum kadını! Çekilin, yaklaşmayın! Ya bırak beni, bırak! Sus be! Yaklaşmayın! Vururum kadını! Nerede kaldı bu özel harekat? Teslim ol! Az kaldı, geliyorlar. Al silahı, teslim ol! Yaklaşmayın, vururum kadını! Buradan çıkamazsın! Çıkın gidin lan buradan! Ne oluyor size? Çekilin, vururum kadına! Çıkın lan buradan! Çıkın gidin! At silahı, teslim ol! Buradan çıkamazsın! Ya bırak beni, bırak! Sus lan! Teslim ol! Yaklaşmayın, vururum kadına! Beni bırak! Sus lan, sus! Ne yaklaşmayın! Bırak? Yaklaşmayın, vururum kadını! Çıkın gidin lan buradan! Vururum kadını! Yemin ediyorum, vururum! Çekilin lan! Hamileyim ben! Sus! Bu kim ya? Ne bileyim, manyak mı ne? Çekilin! Ya bırak beni, bırak! Yemin ediyorum, vururum! Çıkın gidin! Çıkın gidin! Ya bırak beni, bırak! At silahını! Sakın yapma! At şu silahı kardeşim! Ne olur. Ne olur yapma. Yapma.
Bunun ne olduğunu biliyor musun? Uğruna yaşadığım her şey. Ne işe yaradığını biliyor musun? Ben söyleyeyim. Mezhebi, ırkı, rengi ne olursa olsun hepimizi bir arada tutmaya yarar. Her sabah uyandığımızda hala özgür insanlar olduğumuz için şükretmeye yarar. Hala uğruna can verecek bir sürü şeyimiz olduğunu hatırlatmaya yarar. Bu bayrak en tepede dalgalansın diye yüz binlerce verdiğimiz şehitleri hatırlatmaya yarar. Ve hepsinden önemlisi seni vicdanlı, adaletli, hukuka inanan bir asker yapmaya yarar. Ama sen sırf bu bayrağı göğsünde taşıdın diye o çoluk çocuk katilleri gibi davranamazsın. Davranmayacaksın. O herif 30'dan fazla masum insanı öldürdü. Hem de gözümün önünde, gözünü kırpmadan. Mesele o değil. Bir asker aldığı emirlerle hareket eder. Nefretinin sesiyle değil. Öfkesinin onun gözünü, aklını kör etmesine müsaade etmez. Mesele bu. Alay dönmem lazım. Köseyi bulmak için. Dönmeyeceksin. O ne demek? Sana git kafanı dağıt, kendini topla gel dedim. Bir daha emirlerimi çiğnersen özel kuvvetlerin kapısından giremezsin. Komutanım. Beni öldür. Üniformamı ama. Burada kafama sık daha iyi. Sana kabadayılık yapmayacaksın dedim. Beni dinleyecektin. Ben bittim komutanım. Benim askerlerim var, arkadaşlarım var. Evet. Ve ben de onların hayatını bu haldeki bir adama emanet edemem. İnsanlara zarar verebilirdin. Allah'tan o adama bir şey yapmadın. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Erdem yarbay olmasaydı yanmıştın. Hadi başın sağ olsun. Vatan sağ olsun. Efendim Güler. Erdem yetişti. Nazlı'yı kaçırdılar. Ne? Ya Nazlı'yı kaçırdılar diyorum. Çarşıya indi. 2 dakika ya. 2 dakika kayboldum. Bir anda yok oldu. Çevreden geldiler, söylediler. Sen neredesin şimdi? Çarşıdayım. Polisler burada. Teröristler kaçırdı diyorlar galiba, bilmiyorum. Tamam. Ben dönüyorum zaten. Sen merak etme, arayacağım ben seni. Tamam. Tamam, ne olur çabuk ol, ne olur. Acele gidelim lütfen havaalanına. Ben Yarbay Erdem. Kurmay Başkanım'la acil görüşmem gerekiyor. İrtibatlıyorum. Tamam, bağlayın. Komutanım iyi günler, müsait misiniz? Çok acil bir konu var. Dinliyorum. Komutanım kızım örgüt tarafından az önce kaçırılmış. Sen ne diyorsun Erdem? Komutanım çarşıya inmişler, orada olmuş. Yar belli mi? Komutanım ben de tam bilmiyorum ama savcılık soruşturmayı başlatmış. Yani detayları öğrenir öğrenmez size bilgi vermelerini söyleyeceğim. Tamam, hemen bekliyorum. Sen cenazedeydin değil mi İstanbul'da? Dönüyorum komutanım. Döner dönmez buraya gel. Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz komutanım. Nedir durum? Kurmay başkanım sizi bekliyor. Erdem, ne oldu? Bulacaklar değil mi kızımızı? Bulunacak Güler, bulunacak, merak etme. Sen sakin ol şimdi. Orada evine git, benden haber bekle. Ne orada evi ya? Nereden çıktı orada evi? Ölüyorum ben burada Erdem, ölüyorum. Güler, lütfen dediğimi yap.
Korkma. Sakın korkma. Ben Bilal. Gör Erdem. Yer tespiti için savcılık kararı çıktı mı? Çıktı komutanım. En son alınan MOBESE görüntüsüne göre araç şehirden çıkmış. İHA'lar görüntü almış. Araç en son dağlık arazide görülmüş. Komutanım, Telekom Müdürlüğü. Nazlı Hanım'ın telefonunun son sinyal noktasının koordinatlarını gösterdi. Kaçırıldığı yerin az ilerisinde hemen telefonu atmışlar komutanım. Komutanım, izlemeniz gereken bir şey var. Görüntüyü ekrana veriyorum. Düşman Türk Devleti rehinesi elimizde. Tutuklanan arkadaşımız serbest kalmazsa... Nasıl? Kızın kafasını düşman Türk Devleti'ne göndereceğiz. Vaktiniz çok az. Nereden bu video? İnterneti yüklemişler komutanım. Irak'ın kuzeyinden. Ben bir komutanımla konuşacağım. Merak etmeyin komutanım. Kızınızı o itlerin elinden alacağız. Bizimkiler hazırda bekliyor. Komutanım, ben ve Erdem Yarbay'ın sizi dinliyoruz. Geçmiş olsun Erdem. Sağ olun komutanım. Yayınlanan videoyu izledim. Senin kızın ya da Çoban Mehmet'in kızı fark etmez. Bizim için her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değerlidir. Terör örgütünün elinde tutulmasına razı olamayız. Ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız Erdem. Sağ ol komutanım. Ayrıca alışveriş merkezi saldırısı üzerine... Ankara ile konuştum. Yeni bir görev emri geliyor sana. İvedilikle hazırlatıyorum. Emredersiniz komutanım. Komutanım bizimle pazarlık etmek istiyorlar. Ne kadar zor bir durum olduğunun farkındayım. Dirayetli olacağız, kızımızı kurtaracağız. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Hayırlı görevler. Sağ ol komutanım. Ankara'dan gelen gizli görev emri komutanım. Terör örgütü elebaşının bulunup yok edilmesi için şu anda görevde olmayan askerlerden özel bir tim kurulacak yerden. Niteliksizliğin özelliklerini bir kez daha test edin. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Müsaadenizle komutanım. Bilal, her şeyi duydum. Bana en kısa zamanda özel kuvvetlerden ya da Ankara'daki taburlardan en iyisinden 12 kişi bulacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım.
Erişim engeli getirilen videoda terör örgütü kaçırdıkları vatandaşımızın görüntüleriyle ülkemize tehditler yağdırdı sayın seyirciler. Az önce haberle ilgili bir de yayın yasağı geldi. Terör örgütü ellerindeki rehineye karşı arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor. Yetkililerden aldığımız bilgi ise teröristlerle bir pazarlığın söz konusu olamayacağı yönünde. Kaçırılan vatandaşımız... Bir gelişme mi var? Video yayınlamışlar, ne istiyorlar? Alışveriş merkezinde sağ yakalanan bir terörist vardı. Onu istiyorlar. Pazarlık yapamayız Güler. Nasıl ya? Güler. Sabretmen lazım. Bu bizim kızımız olsa da... teröristlerle pazarlık yapamayız. Eğer bir kere boyun eğersek... hep boyun eğmemiz lazım. Şerefimizi ayaklar altına alamayız. Kızımız öldürürlerse Erdem, Erdem ben kızımı istiyorum. Ne olur kurtar onu, kızımı istiyorum ben. Olur. Tamam. Benim tabura dönmem lazım. Ali Haydar'ı tanırım. Birlikte görev yapmıştık. 15 yıldır buralarda komutanım. Çok tecrübeli. Ben araziyi ondan daha iyi bilen birini görmedim. Burnu aç kurt gibi koku alır bunu. Sağlam adamdır. Yazalım bunu. Çok riskli bir doğum olacak. Yani karınızın doğum olana kadar yataktan kalkmaması lazım. Nasıl yani? Yani düşürebilir. Kaçıncı bu? Daha önce 4 tane kaybettik. Son umudumuz bu. O halde işinize çok iyi bakmanız lazım. İyi de ben bir askerim. Göreve gidiyorum. Ne kadar sürüyor? Bazen 3 gün, bazen 3 ay. Anladım ama yani eşiniz gördüğüm kadarıyla bu bebeği çok istiyor. Ben de istiyorum. Özür dilerim. Alo. Ali Haydar. Vatan senden acil hizmet bekler. Nereye geliyorum komutanım? Yanıma. Emredersiniz komutanım. Yine. Çağırdılar. Bu sefer gitme. Şunu şurası 2 ay. Sık dişini biraz daya. Çocuğumuz doğsun. Sen olmasan ölmezler ya. Onlar orada ölmezler ama. Gitmezsem aldığım her nefeste ben ölürüm. Mücahit delisi burada da karşıma çıktı komutanım. Bu adam tam bir deli komutanım. Neymiş derdi? Özel kuvvetlerde böyle bir tipi tarih yazmamıştır. Bunun babası polis. 2009'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuş. Dedesi de Kıbrıs harekatında şehit olmuş. Dedesinin dedesi de Çanakkale'de şehit olmuş. Tam şehit oğlu şehit yani.
Allah'ım, ne olur bu sefer şehit olmayı nasip et. Ne olur. Birinin önden girmesi gerek. Kim giriyor? Siz bu soruyu sormadınız, ben de duymadım. Musunuz lan bu silahlarınızı? Ha? Silah bu silah. Bakacağım buna her gün. Temizleyeceğim. Yağlayacağım. Seveceğim. Okşayacağım. Sonra böyle tutukluk yapar. Sik gibi kalırsın. Oğlum, senin benim duygularımla oynamaya ne hakkın var lan? Ne hakkın var? Tamam Mücahit, yeter. Komutanım, mal değneği bunlar ya. Böyle düşman oldukça bırak şehit olmayı, anca emekli oluruz. Birinin bu askere şehit olmakla intihar etmek arasındaki farkı öğretmesi lazım. Vallahi başımıza bela olur ama on numara askerdir komutanım. Yazalım derim. İyi, kefili sensin. İlk hatasında yakarım seni. Tamamdır komutanım. Assubay Fethi, milli okçuymuş. Kolejde okumuş, varlıklı bir ailenin tek oğlu. Hayatı bir şeylere nişan alarak geçmiş. Böyle bir aile niye oğlunu asker yapsın ki? Aile değil, zaten kendisi istemiş. Vurabilecek misin? Iskalarsan işin biter, evine gidersin. Iskalamam komutanım. Oralar kumludur asker. 5 saniyen var. 5, 4, 3 el ateş edeceksin. 3. Yüz metreden bir tane bile tutmamış. Değil mi? 100 metre mi? Ben 200 attım komutanım. Fethi de bizimle. Yazalım. Bir de istihbaratçı lazım. Bizim ateş başçavuşu yazalım derim. Bölgeyi ondan iyi bilen yoktur. Sağda değil mi o? Evet komutanım. Nazlı'nın yeni bulması an meselesidir. Girmediği delik yok. Arapçası da Kürtçesi de çok iyi. İkisinde lehçeleriyle konuşuyor. Ne
Nerede kaldın? Yolu uzatmak zorunda kaldım. Düşman vardı. Malzemeleri getirdin? Getirdim. Hepsi burada. Bu ne? Bu ne lan? İşimiz bitmedi. Yürü sepetin oraya. Bu arkadaş da tahrip uzmanı. Adı Feyzullah. Eğitmenleriyle konuştum. Biraz ana kuzusuymuş ama son dönemde çıkan en iyi askerlerden biriymiş diyorlar. Ana kuzusu mu? Teyzeciğim göremezsin oğlunu. Oğlum iki dakika göreyim. Bak Feyzullah burnumda tütüyor. Ya sen dün gelmedin mi teyzeciğim? Görüşmediniz mi? Ya görüştük, görüştük de ana yüreği işte bir gün görmeyince özlüyor. Teyzeciğim burası öyle senin bildiğin askeriye değil. Burası bambaşka bir yer. Hay Allah. Ya bari şu kıymalı böreği verseydin ha. Vallahi bak Feyzo'm kıymalı böreği çok sever. Tamam teyze ver bana. Oğlum iyi değil mi? Canını falan yakmıyorlardır. Yok teyzeciğim, prens gibi bakıyorlar. Merak etme. Oh, iyi çok şükür. Yapabileceğim Feyzullah. Yapacağım komutanım. Bak bu bomba patlarsa ne olur biliyorsun değil mi? İkimiz de ölürüz komutanım. Hayır Feyzullah, bana hiçbir şey olmayacak. Ama sen ananın kıymalı böreklerin yanına dönersin. Emredersiniz komutanım. Hadi Feyzullah, saniyeler azaldı. Bak şimdi, bunun gibi yüzlerce tülüsünü yükledim bir arabaya. Az ilerisi konser çıkışı. Kızlı, erkekli gençler, kalabalık. Az sonra patlayacak. Böyle kollar, bacaklar etrafa saçılacak. Neden? Çünkü beceremedi. Bomba patladı Feyzullah. Zamanı da durduramadı. Olmaz mı bu hani? Hadi Feyzullah hadi hadi. Gözlerim kararıyor komutanım. Yarım saattir başlığa duruyor. Ne yapacaktı? Bir de sana kuşluğu yatak mı serecektik? Hadi Feyzullah. 7, 6 Feyzullah. 5 Feyzullah. 4. Aferin Feyzullah. Herkesin hayatını kurtardın. Bunu daha önce yapabilen olmamıştı. Sağ olun komutanım. Hadi iyi günler Feyzullah. Komutanım, ben böyle mi kalacağım? Vallahi orasına karışmam. Bak başının çaresine. 10 dakika içinde atış poligonunda olmazsan kıymalı böreklerin tamamını yerim ona göre. Son olarak geveze diye anılan bir arkadaş var. Üsteğmen Zafer Yaman. Geveze mi? Neden geveze? Çok mu konuşuyor? Tam olarak öyle değil komutanım. Konuşsana lan. Canım konuşmak istemiyor. Arazide kaç asker var? Konuşsana lan orasını çocuğu. Şu anda görevde ama ondan daha iyisini bulamayız. Yakında dönecek. Tim komutan yardımcısı olabilir. Tamam.
Kurmay başkanımla konuşup hepsi için talepte bulunalım. Emredersiniz komutanım. Komutanım, timin başına geçmesi için üsteğmen Yavuz'u uygun görür müsünüz? Bu görevi en iyi o üstlenir. Olmaz. O şu an böyle bir sorumluluğu alabilecek durumda değil. Gel. Yüzbaş Hasan. Bir gelişme mi var? Komutanım, örgüt yeni bir video yayınladı. Ama izlemek istemeyebilirsiniz. Nasıl mı? Maalesef komutan. Göster. Düşman Türk devleti için verdiğimiz süre dolmuştur. Arkadaşımız hala tutukludur. Birazdan izleyeceğiniz sadece bir uyarıdır. Bırak beni! Yapmayın! Ha? Bırakın! Bırakın ne olur! Yapmayın! Rezil hayvanlar. Takas olmazsa delik deşik ederiz kızı. Yapma, bırak. Bırak. Yapmayın. Nazlı! Adi şerefsizler. Sonsuz köpekler. Kansızlar! Komutanım, iyi misiniz? Komutanım, kurmay başkanımız da burada. Tüm taburu toplamanızı istedi. Biraz acır ama göçer sonra. Allah belamızı versin. Sakın ölmesin. Bu kız bize canlı lazım. Özel kuvvetler taburu emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de sağ olun. Rahat olun. İleri bak. Rahat. Arkadaşlar, beni rahat da dinleyin. Şu an komutanınızın kızı terör örgütünün elinde. Bir subayımızın kızı olmasından daha önemli bir şey var. O da şu. Bu vatanın bir evladı terör örgütünün elinde. Kaçırılan, yaralanan, öldürülen binlercesinden biri. Kimin kızı, kimin yakını olduğunun hiçbir önemi yok. Bizler bu ülkedeki bütün vatandaşların hizmetindeyiz. Edirne'deki Bakkal Mehmet Efendi'nin hizmetindeyiz. Ağrı'daki Çoban Halil'in hizmetindeyiz. Hatay'daki Fatma Nine'nin hizmetindeyiz. Trabzon'da, Van'da, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da, her yerde ve her saniye bütün vatandaşların hizmetindeyiz. Unutmayın, sizler canlarınızı feda etmekten korkmadığınız için o insanlar rahat uyuyorlar. Anlaşıldı mı? Şu andan itibaren bütün izinler kaldırılmıştır. Yemeyeceksiniz, uyumayacaksınız. Eşinizle, dostunuzla, telefonla görüşmeyeceksiniz. Sadece ve sadece bu evladımızı kurtarmak için nefes alacaksınız. Anlaşıldı mı? Bu hainlerin anlaması gereken bir şey var. Sonucu ne olursa olsun bu devlet teröristlerle pazarlık yapmaz. Onurunu, şerefini ayaklar altına almaz. Anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Bunu da başaracak olan
Bu ülkenin aslanları olan sizlersiniz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Bir şey soracağım. Buyurun doktor. Bu hastanenin önünde bir tane adam duruyor birkaç gündür. Sabah akşam orada. Ne yapıyor? Vallahi ben de bilmiyorum doktor hanım. Bir seyredini falan kaybetti herhalde. Meczup olmuş. Besbelli. Anladım. Derdi neymiş bir sorar mısın? Tamam. Ben bir bakayım geleyim. İşte garantiye alayım diye. Sonsuza kadar sürsün diye. Ne oldu? Niye yüzün düştü? Ne zaman gidiyorsun? Yarın. Ne sınır ötesine? Yo, eğitimi. Aşkım yalan söyleme. Biliyorum savaşa gittin. E ne yapayım? Birilerinin gidip kötü adamlarla savaşması lazım. Yavuz. Ben sana bir şey soracağım ama dürüstçe cevap vereceksin. Söz mü? Soruya bağlı. Sen hiç birini öldürdün mü? Ben askerim, kimseyi öldürmem. Etkisiz hale getiririm. Buna birini silahla vurmak da dahil mi? Yani konuşarak ikna olmuyorlar. Bu benim tercihim değil, onların tercihi. Aşkım, ben gerçekten korkuyorum. Biliyorum. Ama benim hayatım bu. Her an her şey olabilir. Bir gün kapını resmi üniformalı iki asker çalar. Elindeki Türk bayrağını sana uzatırlar. Benden geriye kalan sana birkaç güzel hatıra bir de Türk bayrağı. Bu her zaman olabilir. Benden her şeyi iste. Her şeyi iste. Ama görevi bırakmamı asla isteme. Sen olmasan hiçbir şey beni bu şehre getiremez. Öyle diyeyim sana. Peki ben sana niye bu kadar aşığım? Ya beni üniformayla gördüğün için olabilir. Sevsek. Ya etkilenmişsindir tabii yani. Birader, sen ne yapıyorsun günlerdir burada? Hiç. Beni mi bekliyorsun? Yok. O zaman ne yapıyorsun? Hastaneye bakıyorum. İyi de niye? İyi
yapacak başka bir işim yok belki o yüzden. Ya kurban sen gel çay mı iç, bir şey iç. Ya sen meczup olmuşsun ya. Gel bir çay iç ben hadi. Gel. Kardeşim siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Kaç saattir bekliyoruz burada. Abimi bıçakladılar kimse bir şey demiyor. Beyefendi sakin ol. Abinize dikiş atılıyor içeride. Lan bana bakın. Yıkarım lan bu hastaneyi başınıza. Lütfen sessiz olur musunuz? Bakın burası bir hastane. Hastalar rahatsız oluyor. Biz kağıthane çocuğuyuz ulan. Abimi getirin bana. Abime bir şey olursa hepinizi yıkarım Allah'ıma kitabıma. Lütfen güvenliği çağırın. Beyefendi indirin o bıçağı. Sen sus lan sen sus. Şey mi yaptınız lan abime? Bir şey mi yaptınız? Beyefendi indirin o bıçağı. Konuşun ne yaptınız? Kardeşim sakin ol. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan artist? Keserim lan seni. Kimsin? Keserim lan seni. Bırak lan beni. Bırak. Bırak lan beni. Bırak lan beni. Bırakın lan. Bırakın lan beni. Yaralandınız. Buna hemen bakılması lazım. Yok önemli değil. Olur mu öyle şey? Dikiş atılması lazım. Buyurun. Şöyle oturun. Üstünüzü çıkarabilir misiniz? Polis misin? Askerim. Çok yaran var. Hala ölmedik. Çok şükür. Nerede görev yapıyorsun? Karabayır'da. İzindeyim şimdi. Dikiş atacağım. Canın acımıyor mu? O kadar çok acıdı ki. Hissetmiyorum artık. Seni birkaç gündür hastanenin önünde görüyorum. Ne bekliyorsun? Hiç. Bir yakınını falan mı kaybettin? Nişanlımı. Burada mı kaybettin? Hı hı. Başın sağ olsun. Vatan sağ olsun. Çok mu seviyordun onu? Bir kadın ne kadar sevilebilirse seviyordum. Bir dakika beni bekler misin? Ben bir gidip geleceğim. Nereye koydum ben bunu ya? Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Emniyet yaşanılan kaçırma olayının başındaki köse lakaplı teröristin fotoğrafını basına dağıttı. Teröristin başına 300 bin lira ödül konuldu. 3 kez gıyabi tutuklama kararı çıkan terörist en çok arananlar listesinde ve bütün dünyada kırmızı bültenle aranıyor. İçeride bir hasta vardı. Gördün mü nereye gitti? Vallahi demin bir koşturarak gidiyordu ama bilmiyorum o muydu? Anne, kapatmam lazım. Ya tamam, ne üşütmesi? Anneciğim uçağa bindim. Tamam, tamam.
anne komutan bakıyor. Uçak havalanıyor. Hadi kapattım, tamam. Uzman Çavuş Feyzullah komutanım. Tam olarak nereye gidiyoruz acaba? Ölmeye. Bölge olarak nereye gidiyoruz? Cennete. Karabayır, Anajet Üssü. Ya ne kadar sürer? İnince annemi aramam lazım da. Ya merak etmesin kadıncağız. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Emredersiniz komutan. Allah'ım utandırma beni. Sağ salim döndürme ya Rabbim. Delik deşik, parça pinçik olmayı nasip et. Ne olur Allah'ım. Sevgilin var mı? Var. Adı ne? Gonca. Ne iş yapıyor? Özel kuvvetlerde asker. Nasıl yani? Tanıştırayım. Gonca. Gonca tüfeğinin adı mı? Yalnız Gonca'dan bahsederken tüfek demezsen sevinirim. Güzel. En azından buradaki tek deli ben olmayacağım. Güzel. Ne oluyor? Düşüyorlar! Ya bari bir operasyon görseydim ölmeden. Düşüyoruz mu? Vallahi mi? Benim işime gelir. Parasütler nerede? Burada sadece bir tane var. Feyzullah komutanım dur. Komutanım, komutanım siz atlayın. Al git şunu. Hemen atla. Yok komutanım, siz benden ötmeyeceksiniz. Siz buyurun. Oğlum al git şunu. Yok komutanım, istirham ederim. Siz buyurun. Bana hiç bakmayın komutanım. Ben yerde aradım, gökte buldum. Ha? Kanca beraber, kanca beraber komutanım. Anlaşıldı. Hep beraber öleceğiz. Sıkıntı yok komutanım. Bence gayet yolunda her şey. Komutanlarımız Nazlı ile ilgili son durum merak ediyorlar. Bir yer tespitimiz var. İncelemeler devam ediyor komutanım. Ben size haber vereceğim. Emredilen özel kuvvetler tipi hazırlanıyor mu? Evet komutanım. Uçaktalar, geliyorlar. İyi adamlar değil mi? Onlara ufak bir test yaptım komutanım. Hepsi aslan gibi. Toparladı be hocam. Nasıl yani? Düşmüyor muyuz? Karabayır'a hoş geldiniz. Yolculuğunuzda özel hava grubunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Galiba bizi yediler. Ulan böyle şaka mı olur ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Paraşütle atlayan olsaydı doğru evine gönderilecekti. Bir nevi sınav yani. Güldünüz değil mi? Gülmeyin. Size yalan geliyor ama hepsi gerçek. Bu gördüğünüz adamlar dostluk için, kardeşlik için yaşar. Savaşta silahın olmasın ama dostun yanında olsun demişler. Her biri diğeri için gözünü kırpmadan canını verir. Verecek de.
siz de her şeye gözlerinizle şahit olacaksınız. Biri ölmesin diye diğeri can verecek. Diğeri aç kalmasın diye ekmeğini paylaşacak. Diğeri fazla uyusun diye daha az uyuyacak. Evet, bunların hepsi olacak. Gel bakalım. Anlat bakayım, ne gördün? 3 kişi gördüm komutanım. Bir eve girdiler, kızı da gördüm. Nerede gördün? Koyunları otlatıyordum. Televizyonda gördüm dün gece. O kadındı. Hangi ev? Şu ev. Emin misin? Evet eminim komutanım. Kurtarın bizi o Eliflerden. Yaktılar, yıktılar her şeyi. Onlar benim babamı da öldürdü. Yorgun görünüyorsun Hasan. İyiyim komutanım. Kaç saattir uyumuyorsun? 48 komutanım. Hadi git dinlen biraz. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Ateş Başavuş'un fotoğraf gönderdi. Erdem Yarbay'ın kızının tutulduğu ev olabilirmiş. Takip etmeye devam edin. %100 emin olun. İHA'lar da sürekli izlesin. Emredersiniz komutanım. Kıdemli Çavuş Güllüoğlu. Komutanım, müsaade ederseniz Erdem Yarbay'ımla görüşebilir miyim? Erdem Yarbay'ım, eşiniz Güler Hanım geldi. Dışarıda sizi bekliyor. Müsaadenizle komutanım. Tamam. Güler. Ne işin var burada? Hala bir haber yok mu? Deliriyorum ben Erdem. Bul artık kızımı. Az kaldı. Sık dişini. Dayanamıyorum. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Nerededir, ne haldedir, aç mı, susuz mu? Şu an bütün herkes kızımızı arıyor. Başına kötü bir şey gelmedi değil mi? Hayır. Gayet iyi, merak etme. Benim çok acil işlerim var. Biraz daha sabret. Sabret, sabret. Sabrediyorum zaten. Daha ne kadar sabredeceğim? Yeter artık ya, dayanamıyorum. Bir şey oldu da benden mi saklıyorsun yoksa? Kimseden bir şey gizlediğim falan yok. Ne olur git. İşleri daha da zorlaştırma. Komutanım, bir şey var mı? İHA'lar bölgeyi inceliyor. Bir görüntü alır almaz çıkacağız. Komutanım, görüntü var. Nazlı Hanım'ın kaçırıldığı araç. Az önce Ateş Başçavuş'un bahsettiği evin önünde durdu. Hilal, sen timini hazırla. Ben de kurmay başkanımla görüşeceğim. Emredersiniz komutanım. Devrem. Bilal. Hayırdır, nereye koşturuyorsun böyle? Nazlı'nın yerini bulduk. Hangi Nazlı? Nasıl hangi Nazlı? Komutanımın kızı. Terör örgütünün elinde Devrem. Ne diyorsun ya? Erdem Yarbay'ın kızı Nazlı. Komutanım,
Ne işin var senin burada? Operasyona ben de katılmak istiyorum komutanım. Bilal gidiyor operasyona. Biz gidelim komutanım. Ne derdin var yine? Komutanım köse de işin içinde. Kızınızı tutanların başı o. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Neden komutanım? Çünkü ben öyle istiyorum. Yavuz Üsteğmen'i alay dışına çıkarın. Ne? Çıkarın dedim. Yavuz, lütfen. Ben gideyim. Kurmay Başkanlığı'ndan komutanım. Tamam. Tim göreve çıkabilir. Emredersiniz komutanım. Emredin komutanım. İstihbaratı sen mi aldın? Evet komutanım. Kimden? Derhal halktan bir çocuktan aldım komutanım. İHA'larda aracı tespit etti. Kızı gördünüz mü? Hayır komutanım. Ne oldu ki? Yok bir şey, tamam. Görüşürüz. Sağ olun komutanım. Kıpçak dinlemede. İniş için son 1,5 dakika. Anlaşıldı.
Atmaca Kıpçak. Kıpçak dinlemedi. Hedefe vardınız mı? Vardık atmaca. Allah yardımcınız olsun. Amin. Kontrol edelim. İzler taze. Temiz! Temiz! Tuzak lan bu. Tuzak bu, çıkın! Tuzak! Eminim! Sen o! Aşağılık herifler. Allah kahretsin sizi. Düşman Türk devleti ve bütün işbirlikçilerinin sonu budur. Her birinizi böyle tek tek sallandıracağız. Asıl. İyi misin? Tamam. Atmaca Kıpçak, Kıpçak cevap ver. Atmaca Kıpçak, Kıpçak cevap ver. Kıpçak cevap ver. Kıpçak, Kıpçak cevap ver. Atmaca Kıpçak, Kıpçak cevap ver. Kıpçak cevap ver. Kıpçak cevap ver. Atmaca Kıpçak, Kıpçak cevap ver. Kıpçak Atmaca. Kız yok. Bir şehidimiz var.
Komutanım, Yavuz Üsteğmen'im benim uydudan bir sinyal yollamış. Neredeymiş? Bölgede bir yerde komutanım. Destek istiyor, kızınızı bulmuş olabilir. Hemen yeni gelen timi çıkarın, çabuk! Come on.
Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. İyi misiniz? İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım. Kızım. Baba. Nazlı. Baba. Baba. Çok kızım. Korktum baba. Canım. Canım benim. Baba. Canım kızım. Çok korktum baba. Korkma. Ben yanındayım. Bak. Bak elime ne yaptılar. Hadi gel. Gel hemen. Gel kızım. Kimse gelmeyecek sandım ben. Adımızı atar atmaz gönderdiler. İşte bu sahne her şeye değer. Tüm acılara, tüm ölümlere, tüm şehitlere değer. Bir anne kavuşsun diye yavrusuna Mehmetçikler can verir. Bebekler beşiklerinde rahat uyusun diye Mehmetçikler can verir. Şanlı bayrak gökte sonsuza kadar dalgalansın diye Mehmetçikler can verir. Vatan sağ olsun. Ve her gün binlerce Mehmetçik doğsun diye yine Mehmetçikler can verir. Yavuz. Çok sağ olun. Siz sağ olun komutanım. Komutanım köse öldü. Görüşürüz. Nereye? Kendime yeni bir iş bulacağım komutanım. Bu arkadaşlar kim komutanım? Hepsi aslan maşallah. Özel bir göreve atanan tim elemanları. Başlarında henüz bir komutan yok. Biz komutanımızı bulduk komutanım. Yavuz Üsteğmen'i bize verin. İstediğinizi gidip getirelim. Kabul eder misin? Ajandama bakmam lazım komutanım. Git üniformanı giy. Böyle gezinme buralarda. Burası askeriye, Dingo'nun ahırı değil. Emredersiniz komutanım. Bundan sonra beraberiz ha? İnşallah komutanım. We'll be right back.
Gel. Üsteğmen Karasu. Gel otur. Az önce komutanla konuştum. Bir emri var bizden. Emredin komutanım. Bu ekip neden kuruldu biliyor musun? Hayır komutanım. Kod adı Çolak. Ve bu herif hayatında görüp görebileceğin en büyük canilerden biri. Onu durdurman gerekiyor. Geçen hafta bir silah simsarından füze almak için pazarlık yaptığı bilgisi geldi. Nasıl yani? Çok büyük bir eylem hazırlandılar. Sivil yolcu uçaklarını hedef alacaklar. Binlerce kişiyi öldürmeyi hedefliyorlar. Merak etmeyin komutanım, başaramayacaklar. Amca baba. Amca babam! Kim yaptı bunu? Sarı komutan. Bu arada dikkatli ol. Adamın kardeşini öldürdün. Saldıracaktır. Onlar da benim nişanlımı öldürdü komutanım. O tip bir adalet anlayışlarının olduğunu sanmıyorum. Çıkabilirsin. Bir hanımefendi geldi komutanım. Dışarıda bekliyor. Sizi tanıdığını söyledi. Misafirim varmış. Nerede? Evet komutanım. Bir hanımefendi geldi. Sizi tanıdığınızı söylüyor. Şurada. Artık benimsin Sarı. Artık benim.